hocalarım, değerli protokol üyeleri, basınımızın değerli mensupları, saygıdeğer konuklar. İskilip Kaymakamlığı Koordinesi'nde İskilip Belediyesi ile İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin katkılarıyla Osmanlı tarihinde önemli bir figür olan Akşemseddin Hazretleri'nin yaşamı ile mirası üzerine derinlemesine bir inceleme yapmak üzere düzenlediğimiz ve oturum başkanlığına Sayın Doçent Doktor Fahri Atasoy'un yapacağı İlim ve Manevi Yönüyle Akşemseddin konulu panelimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, panel, katılım belgelerinin takdimi, hediyelerin takdimi, kapanış. Değerli konuklar, panelimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacağız. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat! Yapılacaktır. Öncelikle protokol konuşmalarını yapmak üzere İskilip Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Hızra davetimi arz ederim. Mikrobiyolojiye dair çalışmalar, sonra insan sağlığı, yaksanlar ve sebeplerine dair derin bir tarafı sahip olduğunu göstermektedir. Tasavvuf bir yönüyle de bizlere bilimin ve maneviyatın bir arada
nasıl yürütülebileceğini göstermiştir. Bugün değerli hocalarımızın sunumlarıyla akşam üzerinde daha yakından tanıyacak ve onun bilgi dolu dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bu paraya güzellerimizi değerliğe geçer. Herkese teşekkür eder. Verimli ve ilham dolu bir günler dilerim. Saygılar. Sayın Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar, protokol konuşmalarını yapmak üzere İskilip İlçesi Kaymakamı Sayın Ramazan Polat'a davetimi arz ederim. Değerli büyük, değerli Belediye Başkan Vekilim, değerli başsavcımız, kıymetli misafir hocalarımız, kurum amirlerimiz, siz değerli hemşehrilerim, hepiniz İskilipli, İskilip'imize hoş geldiniz diyorum. Bugün malum İskilip'imizin kadim şehir olmasını bir kez daha yad ediyoruz. Akşemseddinlerin, Ebu Suudların, Ali Kuşların memleketine inşallah bundan sonraki süreçte el birliğiyle daha iyi kültürel ve sosyal yönlerde gelişimini sağlamak amacıyla daha çok destek olarak bu ve bu benzeri faaliyetleri yürüterek İskilip'imizin kadim şehir yönünü ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla kıymetli hocalarımız bugün İskilip Belediyesi, İskilip İş Adamları Derneği ve İskilip Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda bu paneli gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dördüncüsü sizlerin de bildiği üzere gerçekleşmekte. Tabii ki bu panelde birçok insanın emeği ve desteği var. Bu destekle bu panel ve programlar olmakta. Öncelikle desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm değerli katılımcılarımıza ben teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Çünkü onlar bizim için bugün buradalar. İskilip'imizin değerlerini, manevi değerlerini bizlere anlatmak için bugün buradalar. Bu programda belediyemizin, İSİAD'ın, Çorum Belediyesi'nin, diğer arkadaşlarımızın, kaymakamlık proje ekibimizin büyük emekleri var. El birliğiyle yapılan bir projedir bu proje. İnşallah bundan sonraki süreçte yine hep beraber el birliğiyle bu ve benzeri programları yaparak İskilip'imizin unutulmuş veya unutulma yüz tutmuş yönlerini daha iyi olarak insanlarımıza anlatmak istiyoruz. İnşallah programımız hepimiz için hayırlı olur. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, şimdi panelistlerimizi davet ediyoruz. Öncelikle panelimizin başkanlığını yapmak üzere Doçent Doktor Sayın Fahri Atasoy'u davet ediyorum. Doçent Doktor Fahri Atasoy'un özgeçmişini sizlerle paylaşıyorum. 1961 yılında Ankara'nın Allahan'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 2021 yılında doçentlik unvanını aldı. 2023 yılı itibariyle Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Panelistlerimizden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Tatçı'yı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Tatçı'nın özgeçmişini sizlerle paylaşıyorum. 1961 yılında Denizli Kızılca Bölük'te doğdu.
Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1990 yılında doktorasını tamamladı. 1985-1986 yıllarında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yazarın klasik Türk edebiyatı ve özellikle Türk tasavvuf edebiyatı sahasında yayımladığı 150'yi aşkın kitabı bulunmaktadır. Panelistlerimizden öğretim görevlisi Sayın Doktor Cemal Ekin'i sahnedeki yerine davet ediyorum. Panelistimizin özgeçmişini paylaşıyorum. Kars ili Kızman ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde 1998 yılında tamamladı. Çukurova Üniversitesi Arkeometri alanında, Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi alanlarında yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Ankara Üniversitesi'nde sanat tarihi alanında doktorasını tamamladı. Halen Hitit Üniversitesi'nde öğretim görevlisi doktor olarak görevine devam etmektedir. Kurucusu olduğu ve 13 yılda 11 mezun verdiği mimari restorasyon programı kapsamında Çorum'da çeşitli okul ve camilerde kalemişi ve çini ve mezar taşı restorasyon uygulamaları yapmaktadır. Panelistlerimizden araştırmacı yazar Sayın Abdülkerim Erdoğan'ın konuşmasını yapmak üzere sahnedeki yerine davet ediyorum. Panelistimizin özgeçmişini sizlerle paylaşıyorum. 1956 yılında Ankara Bayla'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2. sınıfta bırakarak gazeteciliğe başladı. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 12 yıla yakın yayın uzmanlığı görevinde bulundu. İl Vakıflar projesini yürüttü. Grafik, tesip ve fotoğraf dalındaki çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında yayınlandı. Bu çalışmaları nedeniyle ödüller aldı. 1982 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü amblemini tasarladı. Tarih ve kültür gezileri düzenleyerek Türkiye'nin tanıtımını yaptı. Panelistlerimizden arkeolog, araştırmacı yazar Sayın Ali Kılcı'yı sahnedeki yerine davet ediyorum. Hocamızın özgeçmişini sizlerle paylaşıyorum. 1951 yılında Çorum İskilip'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İskilip ve Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. 1976 yılında başladı memuriyet hayatına. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur, uzman, arkeolog ve müze araştırmacısı olarak görev aldıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı sırada Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'nin her yanındaki vakıf yoluyla meydana gelen mimari eserlerin envanteri ve tescil edilmesi, onarımları ve korunmaları konularında çalışmalar yaptı. Panelistlerimizden araştırmacı yazar Sayın Nurettin Tanay'ı sahnedeki yerine davet ediyorum. Panelistimizin özgeçmişini paylaşıyorum. 1951 yılında İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Fiziki Coğrafya ve Jeoloji kürsüsünden Bayat Kızılırmak arasının Fiziki Coğrafyası teziyle lisans diplomasını aldı ve Jeomorfolog unvanını kazandı.
Bir süre Çanakkale'de Profesör Doktor Oğuz Erol'un kıyı morfolojisi projesinde çalıştı. Daha sonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğine geçti. Öğretmenlik mesleğinin son 20 yılını İskilip Lisesi Coğrafya Öğretmeni olarak 2003'te tamamladı. İskilip'te çıkan yerel gazete ve dergilerde araştırma, inceleme ve makale türünde çok sayıda yazısı yayınlandı. Yazarın İskilip tarihine ait derlemeleri, İlim ve Hilim Kenti İskilip ve Şeyh Hüseyin Attar Çakmak Dede adlı 3 adet kaynak kitabı yayınlandı. Değerli konuklarımız, paneli başlatması için şimdi sözü Sayın Hocam Doçent Doktor Fahri Atasoy'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer protokol üyeleri ve değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan çok mutlu olduğumu da paylaşmak isterim. Buraya gelmemize vesile olan Ali Kılıcı Bey, ben abi diye hitap ediyorum. Uzun bir yolculuklarımız oldu. Bir İpek Yolu projesi kapsamında tanışmıştık. Yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de İskilip'e yolumuz düşmüş oldu. Ben İskilip hakkında bir bilgim yoktu ama Türkiye'nin tarihi kentleri, kültür değerleri dendiği zaman ilk sıralara gelen ilçelerden birisi, kasabalardan birisi olduğunu uzun süredir takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla benim tahminimden daha güçlü bir kültür kökü var, kültürel değeri var, kültürel birikimi var. Yani pek çok yere örnek olabilecek bir ilçe içerisinde bulunmak insana gerçekten bir huzur veriyor, onur veriyor. Bugünkü panelimizde Akşemseddin Hazretleri merkez olmak üzere pek çok konu Akşemseddin etrafında anlatılacak, tartışılacak. Ben biraz önce özgeçmişte geçtiği gibi Ankara'nın Allah'ın ilçesinde biz Akşemseddin deyince Göylük biliriz. Göylük'te mezar var diyorsunuz. Ali Kılıcı Bey vesilesiyle ben Akşemseddin ve İskilip bağlantısını öğrenmiş oldum. Bir de kitap hazırlamıştı. Bizim bir yayın evimiz var. Orada basılmış oldu. Ve böylece biz de İskilip'e bir anlamda gönül vermiş olduk. Benim alanım değil zaten. Dolayısıyla alanı olan, çalışması olan değerli hocalarımız var, araştırmacılarımız var. Ben sözü uzatmadan onlara vermek istiyorum. Buradaki sıraya göre devam edeceğim. Doktor Mustafa Tatçı hocamla başlayalım. Hocam buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Erenler söz konusu edildiği zaman desturla başlanır. Biz de destur ya Hazreti Akşemseddin diyerek onun yetimden istimdat diyerek aşkını yazla söze başlayalım. Ben konuşmalarda maratoncuyum. Böyle kısa mesafeli konuşmalara pek katılmıyorum. Ben böyle oldu. 15-25 dakikalık bir konuşma. Akşemseddin'i yetmez malumunuz. Ama genel bir bilgi alayım. Neler oldu, neler yapıldı bugüne kadar. Aramızda gençler var, meraklılar var. Onlar nereden başlamalı işe, neler okurmalı, belki ileride neler yapılmalı. Onlardan bir dönüşe söz edeyim. Bu arada bazı teknik bilgiler de vereyim. Şimdi Akşemseddin Hazretleri ile alakalı tabii kütüphanelerimizde birçok eser var. Mesela sadece onun menakıbını yazan Hüseyin Enisi 1500'ün başlarında bir menakıb yazmış. Sadece onun şu anda Türkiye kütüphanelerinde benim tespit ettiğim kadarıyla 34 tane nüshası var. Okunmuş, yazılmış. Pek çok eserinin karıştırılmakla beraber nüshaları var. Bunlar ilk defa ciddi olarak
rahmetli hemşehrim Ali İhsan Yurt ismini duymuşsunuzdur zamanında kalemiyle, onun kalemiyle ortaya konuldu. 1972'de muhallet bir eser ortaya koydu. Akşam Zehri isminde. Ben 14 yaşındaydım. Bu eseri elde ettiğimde anlar anlamaz okumuştum. Bu eseri karıştırmıştım. Bir gazete vermişti. Ondan sonra sonraki baskılardan birisine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yaptı bunu. Eski Türk Dil Kurumu Başkanı arkadaşımız Mustafa Kaçalı'nın ilaveli baskılar, ilavelerinde bulundu. Öyle bir baskı yapıldı Mustafa Kaçalı'nın sayesinde. Fakat ondan sonra pek el atan olmadı. Parça parça bazı eserlerin yayınlayanlar oldu. Fakat bunlar hep amatör neşirler idi. Özellikle eserleri karıştırılıyor idi. Akşam Seyit'in Risalet-i Nuriye isminde bir eseri var. Ondan sonra birkaç isimle alınan mesela Def-i Metair, Kâşif-ül Eş, Kâşif-ül Müşkilat, Halle Müşkilat veya Tan-ı Tayin'in diye anılan eserler var. Bunlar hep Risale-i Nuriye ile Nur Risalesi ile karıştırıla geldi böyle. Bu yayınlarda, arkadan Ali İhsan Yurt Bey'in yayınlarından sonra yapılan bu yayınlarda o hataları devam ettire geldiler. Ben de hayatımın bir kısmına aşağı yukarı 40 senesini Yunus Emre'ye verdim. Belki takip edenleriniz vardır. TRT'deki Yunus Emre dizisinde danışmanlığını yaptım biliyorsunuz. Ondan sonra bir kısmına Kastamonu'da Şaban Veli ile başlayan devam eden silsile üzerine çalışmalarla geçirdim ömrüm. Bir kısmı Niyazi Mısri'nin ve onun etrafında halelenen kişilerle meşgul olarak geçirdim. Son 10 senede Akşam Seddin Hazretleri ile geçirdim. Bu önümdeki gördüğünüz kitapları reklam olsun diye getirmedim. Hani bir bilginiz olsun, en azından kapaklarını göstereyim de diye getirdim. Bu gördüğünüz eserler, Akşam Seddin ile alakalı eserler son 10 senenin mahsulü. Bir eser kaldı, inşallah onu yayınlanacak. 7 temel eseri var Hazreti. Şimdi bunlar demek ki bugüne kadar yayınlanmış veya yayınlanmamış ama yayınlarda bir karışıklık olmuş. Bunların temizlenmesi lazım. Akşam Seddin. Ha, bir de başka bir şey daha söz edeyim. Yeri gelmişken kayıtlara geçiyor nasıl olsa tahmin. İçinizde çıkacak veya araştırma meraklı olan arkadaşlar peşine düşeceği bir konu. Akşam Seddin Hazretleri malumunuz Hacı Bayram-ı Veli babadan sonra Bayramiye'yi devam ettiren Şemsiye, Şemsiye-i Bayramiye ismiyle devam ettiren bir büyüğümüz, bir zat kutbu. Ne demekse zat kutbu, bir mürşid-i hakiki zat. Ondan sonra post İbrahim Tenuri Hazretleri'ne geçiyor. Kaynaklarda çok az bilgi var. Aşık mahlasıyla şiirler yazmış. Bunlar henüz bir bütün olarak yayınlanmadı. Yazma eserlerde var olan bir şey. Sonra Şeyh Kasım Efendi diye devam ediyor. Sonra postu, yani Akşam Seddin Hazretleri'nin postu Akhisar'a gitmiş. Mecduddin Akhisari ismi de Kanuni Sultan Süleyman'ın da çok sevdiği Kanuni Süleyman, Sultan Süleyman Hazretleri ve o dönemin bürokratlarının savaşlarda tılsımlı gömleklerinin verkini yazan bir zat var. Mecduddin İsa. Onun menakıbını oğlu İlyas İbni İsa Akhisari yazmış. Bu Akşam Seddin Hacı Bayram Veli ve Akşam Seddin araştırmalarında önemli bir kaynak bu eser. Bazı bilgiler var. Mesela Bayramiye ve Şemsiye'yi, Bayramiye'yle alakalı bilinmeyen şeyler var. Hacı Bayram Veli ve Akşam Seddin'le alakalı bilgiler de var burada. Şimdi bunlardan bahsetmeyeceğim. Sadece işaret edip geçeceğim. Maksat, menakıbını anlatmak ya, nerelerden toplanacak, nerelere gidilecek, adresler o belli olsun diye.
İzini kaybettiriyor bu Zat-ı Muhterem'den sonra, Mecdettin Bayrami Hazretleri'nden sonra Akşemseddin yolu, kolu izini kaybettiriyor. Fakat dergah yayınlarından çıkan bir Bayrami Menakıbı diye bir eser var. Zehra Hamara diye bir hanımefendi hazırladı. Tek nüshası tarih kurumunda onun. O hanımefendi onu yayınladı. Fakat öncesini ve sonrasını keşfedemediği için bazı bilgiler orada boşlukta kalıyor. Bu eserler, o eser yan yana getirildiğinde önceki bilgilerle Hüseyin Emin'in ortaya koyduğu bilgilerle bir araya getirildiğinde şemsi kültürü, şemsi bayrami kültürü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi o bahsettiği mesela onu getirmemişim, getirmeyi unutmuşum. Zehra Hamarat Hanımefendi'nin hazırladığı eser takip ediyoruz. Necmettin İsa'dan sonra Akşemseddin yolu Muğla, Ula'ya gidiyor. Ula'da küçücük bir ilçe, şirin güzel bir ilçe. Ula'da ilçe tam ortasında bir türbe var. Şeyh Hüsam Efendi türbesi. O dönemin ziyarete gittiğim zamandaki dönemin belediye başkanına gittim. Dedim ki burada Zat-ı Muhterem'in hayatıyla alakalı bilgiler yanlış. Ben bunu düzeltivereyim ama senin bilgilerini nasıl vereceğiz? Sen kimsin? Ben bir tanımıyorum ki seni dedi. Eyvallah dedim. Ayrıldım onda. Böyle de garip bir şeyler oluyor. Sorduğunuz zaman Horasan evrenlerinden bir zat. Halbuki tabii Horasan evrenlerindendir de halbuki Bayrami yolunun takipçilerinden yani akşam çektiği yolunun takipçilerinden bir zat. Şimdi bunu neden açtı biliyor musunuz? Bu zat olaya gitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş falan. Bunları kitaptan öğrenirsiniz, çok önemli değil. Fakat Akşemseddin'le alakalı öyle bir kültür var ki bu zatın yetiştirdiği çocuklardan, evlatlarından bir tanesi ve dervişlerinden bir tanesi üşenmeyip ki kendileri de gerek Hacı Bayram Bey'i gibi gerek Akşemseddin gibi şahane mutlu şerifler yani ilahiler ortaya koymuş insanlar oturmuş, üşenmemiş bir büyük cilt A3 boyutunda tek sayfası 1876 sayfa bir külliyat oluşturmuş. Bu külliyat nerede biliyor musunuz? Koç Üniversitesi'nde. Tabii kaynaklarda var benim yazdığım kitapların kaynaklarında bunlar var merak edenler takip edelim. Şimdi Akşemseddin hayatını öğrenmemiz için bu ana kaynakları takip etmemiz lazım. Fakir'in yeni yayınladığı şöyle bir eseri var. Şöyle. İstanbul'un Manevi Fatih Akşemseddin. Bu birkaç ay önce çıktı bu kitap. Bu kitabın temeli Akşemseddin araştırmalarında kullanılan benim ismini zikrettiğim Hüseyin Enisi Hazretleri'nin menakabı. Dediğim gibi 1500 kusurlarda yazılmış bir eser bu. Bu zat yani Hüseyin Enisi neyin nesidir? Akşemseddin Hazretleri'nin göğünde dervişleri var. Bir tane dervişi var, esnaftan. Üç tane evladı var. Bir gün geliyor, uzun hikaye bu, fazla uzatmayayım. Geliyor, efendim çocuklarım için dua ediver diyor. Şu esnaf olsun, şu müderris olsun, şuna şu olsun diye. Bir tanesi de felsefeci oluyor. Akşemseddin de hocam razı olmasın. Akşemseddin Hazretleri'nin vasiyetlerinden bir tanesi de felsefeye takılmayın. Özeti bu. Ondan sonra tabii bu maddi bir felsefesi vesaire tartışılan bir ortamda söyleniyor bu. Felsefeye takılmayın. O da felsefeci oluyor. Fatih döneminde kolluk kuvvetlerin takibine uğruyorlar. Çünkü ateizmi ortaya koymuşlar. O şekilde grup yazmışlar, açılmışlar. İnsanların da aklını seviyor diye Fatih dönemi ulemasının fetvasıyla sürgüyemiş bunlar falan. İşte o çocuklardan birisi kız evladından oğlu Hüseyin Enis Hazretleri. Öbür Zat-ı Muhterem'in de ilginç bir hikayesi var. Oraya girmeyin. Elmalı'dan mezarı. Hüseyin Enis Hazretleri aynı zamanda Akşemseddin'in en küçük oğlu, yedinci oğlu, meşhur şair, Hamse sahibi. Ana karnındayken Akşemseddin Hazretleri
Keşke babam da fakir ölüsemseydi. A benim şair oğlum, a benim sanatçı oğlum, a benim evliya oğlum diye ana karnındayken sevdiği bir zat-ı muhterem bu yedinci evlat Abdullah Çelebi. Okumanızı tavsiye ederim. Divan-ı Talat çok mükemmeldir. Hamsesi çok mükemmeldir. Zaten Hamse deyince beş tane mesnevi yazan şair Hamse sahiplidir. Edebiyat tarihimizde. Hamse deyince Abdullah Hamdi geliyorlar. İşte Akçamsettin vefat ettiğinde 7-8 yaşlarındaymış. Benim şair olur diye sevdiği zaman. İşte Hüseyin Enes'i Hazretleri bunun arkadaşı. Ve aile etrafında, çevresinde çok iyi ahbaplık kurduğu bir zat-ı muhterem. Üşenmemiş, toplamış, kaydetmiş, deli kalem tutan bir zat-ı muhterem. Eğer Hüseyin Enes'i olmasaydı biz Akçamsettin'i şu anda anlıyor olacaktık. Yani İskilip bilmiyor olacaktı. Erlik bilmiyor olacaktı, gönlük bilmiyor olacaktı. Akşamsettin sadece böyle Osmanlı kroniklerinde Fatih'in yanında bulunan sıradan bir insan gibi belki bilinecekti, o kadar. Ama daha sonra işte Hüseyin Enes'in yazdıklarıyla en azından buralarda nasıl yaşadığını ilgi koydu, o ortaya çıkmış oldu. Halk kendisinden razı olsun, bunu anlamamıza vesile oluyoruz. Edebiyat tarihimizde, kültür tarihimizde böyle kişiler var. Mesela Şaban Veli Hazretleri'nden bahsettik az zamanda. Şaban Veli Hazretleri'nin 6. post işini Ömer Fuadi olmasaydı, Minakın'ın o yazmasaydı biz bugün Şaban Veli'yi tanımamış olacaktık. Böyle tarihimizde onlarca kişi var. Hocam sen dur diye verin. Sonuçta gerisini sonra konuşuruz. Dedim ya ben böyle şeyden alışkın değilim. Ben 3 saat, 5 saat kendi ayarlarımı konuşmalarım. Onun için böyle yerler pek davet edildim de gitmiyorum ben. Tekrar davet edeyim ama bunlar olmasın o zaman. Tek başıma geleyim. O zaman akşam zekli neymiş göstereceğiz. Görürüz ya. Her neyse ben tabii çok ilginç şeyler de söyleyecektim burada da. Onun imkanı yok tabii böyle bir şeyde. Her neyse. Şimdi bu kroniklerin bir kısmını ben şöyle düşündüm. Neredeydim? Şöyle düşündüm. Ya dedim ömrümün sonunda güzel bir eser ortaya koyayım. Bütün Akşamsettin babamızla ilgili ne varsa belgeler, bilgiler, tarihteki arşiv kaynaklarındaki vesaire oturayım, bunları alt alta getireyim. Hepsindeki özü alayım. Ciddi bir monografi yazayım. Akşamsettin monografisi. Bu elimde gördüğünüz Akşamsettin kitabı. Bu da yeni kitap. Menakıbnamelerde, kroniklerde, seyahatnamelerde Akşamsettin. Burada ilk kitap Hüseyin Sir olmak kaydıyla tarihi sıraya koyarak bütün Akşamsettin ile alakalı bilgileri derledim, topladım ana kaynaklardan, bir numaralı kaynaklardan derledim, topladım, bir araya getirdim. Araştırmacılar işini kolaylaştırmak için. Tarihi, felsefi, sosyolojik araştırma yapacak kişiler vardır. Karıştırırsın buraya artık işte. Bunların içinde bir numaralı özgün olanı Enes'i dediğim gibi. İkinci özgün olanı Evliya Çelebi Hazretleri. Onun dışında özgün bilgiler, belgeler var. Mesela TRT'deki Nusayme dizisinin kaynağı olan elimdeki gördüğümüz kitap bizim Gazi Üniversitesi rektörü kulakları sunması Musa Hoca ile beraber hazırladık kitabı. Bu 1752 senesinde kaleme alınmış, derlenmiş ya daha doğrusu. Mesela burada Hacı Bayram ve Akşamsettin ile alakalı bilgiler özgündür. Gene babasıyla alakalı bir Hamza, Kurtboğan Hamza lakaplı babasıyla alakalı bilgiler var. Orijinaldir. Yine böyle satır aralarında hiç kimsenin dikkatini çekmeyen ilginç bilgiler çıkıyor. Bir tarihten onu da arz edeyim de şöyle zamanımız kalırsa birkaç kere anlayalım. Bir tarihte kütüphanede araştırma yapıyorken Enfi Hasan Kuyus Efendi, bunun kim olduğunu anlatmayayım şimdi, bu da enteresan bir adam. Enfi Hasan Kuyus Efendi, Veliler ve Deliler diye 17. 18. asır İstanbul ağırlıklı velileri ve delilerini kaleme almış. Enfes ve üslupla
çok ilginç şeyler var. Bir tanesi ki bunlardan biliyor musunuz arkadaşlar? Akşemseddin'in oğullarından birisinin oğlu. Kadı delisi Süleyman Efendi. Kaç yaşında vefat etmiş? Bu sarayın yani Topkapı'nın kalemtıraşıymış. Eskiden kalemtıraş deyince biz şöyle kalem açıcı makinalara anlıyoruz ya. Eskiden kalemtıraş deyince tamış kalem açan, bu işin uzmanı olan zaten kalemin yerine dolaşıyor, kalem tıraşı açarlarmış, yaparmış. Ondan sonra bu muhterem Mezzubi'nden çok ilginç bir hikayesi var. Kadı Delisi Süleyman Efendi 224 yaşında vefat etmiş bu muhterem. Hep bunların hikayesini bu kitabı son yazdığım kitabı birazcık aldım. Fakat dediğim gibi bir büyük çalışma yapmamız lazım. Yine birkaç kelime de şeyden edeyim. 1982 senesinde Milli Kütüphane'ye, o zaman Milli Kütüphane dokümantasyonu kalem şeyler, kitaplar satın alıyor. Senede bir, senede iki yazma kitapları satın alıyor. Bu kitapların içinde Akşemseddin ve ahbabının, yani çocuklarının yazdığı bir defter geldi. Mecmua geldi. O mecmuadan bir tanesi işte Akşemseddin Hazretleri'nin ve takipçilerinin şiirlerine itibar ediyordu. Rahmetli Kemal Eraslan. Hocam, oraya gidiyor. Neredeyse. Ne diyorum? Kemal Eraslan Hoca bu mecmuadaki şiirleri yayınladı. Sanırım 39 taneydi. Daha sonraki çalışmalar Kemal Eraslan'ın bu şiirlerinden hareketle yapıldı. Fakat hiç el atan olmadı buna. Derken oraya gidiyor ama seneler sonra kütüphane merakımız var tabii. Kütüphaneye girdik. Akşemseddin'e ait ne kadar? Bir de Şems Mahlaslı şahitlerimiz var. Özellikle Şemseddin Sivasi, Halbuki Sivasi'nin kurucusu Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin mahlası da Şems. Bir de yine Hacı Bayram Hazretleri'nin Akbüyük isminde Bursalı bir halifesi var. Onun da mahlası Şems. Bir tesadüftür ki hepsinin üslubu aynı. Yani birinin şiirini birinden fark edemiyorsun alt alta getirdiğin zaman. Rahmetli hoca çok da birbirimizi severdik. Güzel bir çalışma yaptı ama bunları ayıklamayı tabii ihmal ettik. Fakir seneler sonra nasip oldu. Bunları ayıkladım. 37 şiir çıktı Akşemseddin'e ait. Ve bunlar çok muhteşem şiirler. Diğer şemsiyeleri ayırdım. Buradan bu vesileyle söyleyeyim. Akşemseddin'le alakalı Allah imkan versin, para versin belediyemize, işte devletimize, devletçilerimize. Bu her sene yaptığımız anma toplamının hem uluslararası açık, yani en azından şöyle kısa küçük bir eseri İngilizce veya işte diğer dillerde yayınlama imkanı olsun. Bir de mutlaka uluslararası beste yarışması yapalım ki Akşemseddin ismi dünyaya mal olsun diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Zaman kısa olduğu için artık kusura bakmayın bu kadar. Anlatacak çok şey var. Böyle tane tane güzel güzel anlatmak lazım. Allah bu kadarını kabul etsin. İnşallah daha sonra da anlatmak imkan bulursun. Evet, Mustafa Tatçı hocama teşekkür ediyoruz. Yani siz de hissettiniz. Ben de kıyamadım. Şu emek mahsulü eserler herhalde gece gündüz uykularından fedakarlık yaparak yapılmış çalışmalar bunun için ne 15 dakikaya sığar ne 20 dakikaya sığar. Onun biz de farkındayız ama 5 kişinin konuşması, soru cevap vesaire olduğu zaman biliyorsunuz toplamda çok uzun bir süre oluyor.
Ben konuyu yine bu konularda çalışan bilgi vakıfiyeti çok yüksek olan değerli Abdülkerim Erdoğan Bey'e bırakmak istiyorum. Sıralamada bir değişiklik yaptık. Cemal Ekin Hoca'yı en sona bıraktık. Biraz da konuşmaların uzunluğunu kısaltığını da dengelemiş olacağız. Öyle pasarlık yaptık. Cemal Hoca ben az konuşayım dedi. Nurettin Bey de az konuşayım dedi. Onun için gelen misafirlere biraz zaman ağırlığını vermiş olduk. Buyurun hocam. Bu arada bizi getiren şoför bey buralarda mıdır? Bilginiz var mı? Ya benim çantam var, gözlüğüm var. Onun için çantayı bir getirebilirse sevinirim. Artık yaşlar ilerleyince gözlüksüz zor oluyor. Efendim, gönül halime hoş geldiniz. Allah dostlarının anıldığı yere rahmet yağar, bereket yağar. İnşallah bizleri de ümmetleriyle viran olan gönüllerimizi şenlendirirler. Ve Akşemseddin Hazretleri'nin şereflendirdiği bu diyarda da onun aşkı tattığı Şeyhi Sultanı Ali Bayram Veli Hazretleri'nin diyarından buraya geldik. Yani Engül'den, Ankara'dan. Allah dostlarını anarken onların isimlerini zikrettiğimiz zaman Allah sırlarını aziz eylesin. Bizlere de ümmetleri duasın inşallah. Anadolu, Horasan melametini benimseyen gönül sultanlarının yaptığı irfan uçakları sayesinde Türk İslam yurdu olmuştu. İrfan uçağında benliklerini yakarak ilmi ledül sırlarına vakıf olan arifler dünya hayatlarında insanlığın kurtuluşu ve huzuru için vakfetmiş merdan mertler. Mertlik, buradaki mertlik, hocamın affına sığınıyorum, onun huzurunda bu konuda konuşmak biraz mukayyet ama onlar da affederler bizi inşallah. Mertlik para vermek veyahut da güreşte yenmek, iyi kılıç kullanmak değil. Mertlik Allah için naçar olanı, çaresiz olanı kurtarmak. Her şeyinden vazgeçmek. Ama Allah için. Onun için biz merdan mert diyoruz. Bu mertlerin Anadolu'daki dört direği vardır. Bu mertlerden birisi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, ikincisi Mevlana Hazretleri, üçüncüsü Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, dördüncüsü Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri. Yani Anadolu'nun manevi dört direği. Hacı Bayram-ı Veli Sırlar ve Muşlular Şehri Ankara'da yaptığı aşk ocağı Osmanlı'nın ikinci kuruluşuna öncülük eden ve fetihlere nefer yetiştiren bir alperen İrfan Mekteplerine ödülü gelmiştir.
malumunuz Çelebi Mehmet'le başlayan Osmanlı'nın ikinci esas kuruluşu ki Hacı Bayram Veli dönemi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hayatı, kişiliği ve tasavvufi görüşleri hakkında çok sayıda eser yayınlandı ve halen de yayınlanmakta. Biz kısaca, kısa sürede ki malumunuz tasavvufla sohbette sınır yok. Bir saat dilini koyamazsınız. Saat dilini koyarsanız bu sadece kısa bir geçiştir. Onun için de velilerin, mürşid-i kamillerin sohbetinin sınırı yoktur. Ama bu hayattır, kalpleri dirildir. Hazreti İsa nefesi gibidir ve süre tutulmaz. Ama biz burada zahir konuştuğumuz için Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni kısaca, hani televizyonlarda soruyorlar ya, kimdir diyorlar, artistik inan diyor herhalde. Yani o duruma gelinmemesi için kısa bilgiler serdedebilir. Tabi süre normalde ansiklopedik bilgi sunar gibi bir bilgi sunacağız mecbure. Hocam da aynı konudan yazarı oldu. Tam gireceğimiz zaman süre bitiyor veya da tam başlayacağımız zaman süre bitiyor. 5 dakika veririz hocam. Evet. Şimdi Anadolu geleneğinde bir meclise girdiğiniz zaman açıkta selam verirsiniz, gönülden selam verirsiniz. Meclisteki en yaşlı ihtiyar şöyle bir göz gezdirdikten sonra 3-4 dakika sonra merhaba dediğinde, yani hemen merhaba demez. Bunun anlamı da şudur. Senin bedenin burada da gönlün acaba burada mı? Bir yoklama çekelim bakalım. Bakar ki yoklama çektiği zaman gönlü ha tamam edebi yerinde merhaba. Benden sana zarar gelmez. Merhabanın alanı olur. Benden sana zarar gelmez. Gönül halimize hoş geldin. Hacı Bayram Veli, Allah sırlarını aziz eylesin, Ankara'da doğmuş ve yetişmiş 14. yüzyıl Anadolu'sunun müderrisi, 15. yüzyıl ilk çeyreğinin de Anadolu şehri, Kadıköy'ün Ankara'nın da manevi mimarıdır. Asırlardır gönülleri şad eden ve adını dahi anmakla huzur duyduğumuz Hacı Bayram Veli'yi şahitlik yaptığı 1428 tarihli Seyyid Abdülkadir bin Yusuf İsmail Vakfiyesi'nden babasının ve dedesinin adını sadece bu belge var. Bu belge göstermek istiyorum ama acaba buradan basını da alıp yok. Değişiyor. Değişiyor. Tamam. Burada görüyorum ama ekranda göremiyorum. Yani birinci belge. Evet. Burada Hacı Bayram Veli Hazretleri halifesinin vakfiyesinde şahitlik yapar. Ve bu şahitlik yaptığında da elkap, onun vasıflarını ve güzelliklerini anlatan bir metriye kısım vardır ama belki ben burada görüyorum, burada göremiyorum. Evliyanın ve ariflerin başkanı, hak ve yakin yolunu gösteren, ilahi sırlara ulaşanları bilen, alimlerin beğendiği ve arzuladığı, yaratılmışları irşad eden Mahmud oğlu, Ahmet'in oğlu Şeyh Hacı Bayram. Çok seven ve bağışlayan Allah onları bağışlasın. Amin. İlk defa Hacı Bayram Veli Hazretleri menakıbnameler dışında, yani bugün
noter tasdiki dediğimiz veyahut da resmi belge olarak kabul ettiğimiz bu belge de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin baba adı ve anne adı, dede adı kaydedilir. Anne adı bilinmemektedir. Babasının mezarının yeri bilinmemesine rağmen annesinin mezarı, tabii İskilip'ten Ankara'ya girdiğimiz zaman Yeşilöz Mahallesi var bu. Kuzey Ankara'dan Solfasa köyüne girdiğimiz zaman köprünün altında bir türbe var. Bu türbeyi ilk defa Hacı Bayram Veli Hazretleri, Abdülhamit Han Sami'nin delaletiyle bir Nakşi Halidi Şeyh tarafından türbe o zaman kurulmuş, bakımı yapılmış. Daha sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Seyyahı alimleri Çelebi, İskilip'e gelmiş, İskilip'ten geçerek Ankara'ya vardığı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret eder türbesine. Ziyaret ettikten sonra şöyle metheder. Muhteşem kutup, yani velilerin başkanı, muhterem kişi, zamanın zahidi, yegane âlim, hakikatleri söyleyen, herkese nasihat eden, insanların kılavuzu, olgunluğun son noktası, mutlak şey, hak etmiş kutup, Rabbani hikmet madeni, Sübhani Külübe'nin sakini Şeyh Hazreti Hacı Bayram Veli Allah sırlarını azim eylesin. Bu da Evliya Çelebi'nin Hacı Bayram Veli'nin methettiği kısmı. Hacı Bayram Veli Hazretleri yadır eser bırakmamış. Ama onun için eser insan yetiştirmek. Ve 20 küsur halife yetiştirmiş. Bu yetiştirdiği halifeler Osmanlı'nın ikinci kuruluşuna öncülük etmişler. En önemlisi İstanbul'un fethine hem hazırlık hem de fethine yardımcı olmuşlar. Çok sayıda halifesi bir zaman Akşemseddin Hazretleri'den katılmış ve diğer halifeleri de İstanbul'un fethine katılmışlar. Bugün yine Ankara'ya girdiğimiz zaman o kısma kursaklardan sonra geçtik. Pamuklardan sonra son fasıl köyü var. Hacı Bayram Veli Hazretleri o köyde doğmuş. Ve Ankaralı şair Razi'ye göre ki güvenilir tek o güne kadar verilen kaynak İbrahim Eytemmer akraba olup Bel şehrinde gelmişti Ankara'ya ailesiyle, atalar. Tabii o dönemde Moğol istilasından sonra Horasan, Tiflis bölgelerinden, İsfahan, Semerkant'tan Ankara'ya ve Anadolu'ya çok sayıda Seyyid, Bekri ve Faruki nesebi veliler, alimler, cenaat erbabı Anadolu'ya gelir, özellikle Ankara'ya gelerek yerleşir. Ankara'da bir ahi kültürü gelir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde aynı zamanda ahi sultandır, yani ahilerin reisidir. O dönemde Selçuklu'nun melek şehri olan, yani şehzade şehri olan Ankara, medreseler oldukça fazla. Ve medreselerde yetişen alimler de İslam Anadolu'nun haricinde İslam coğrafyasına kadar bugün Suriye, Irak, İran'a kadar da yayılıp buralarda görev yapan ama Ankara'da yetişen bilginler ve alimler buralarda eğitim vermişler. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin künyesiyle ilgili bilgiyi vermiştik. Doğum tarihi konusunda tereddütler var. Şöyle ki
Bir görüşe göre 1340 yılında, bir görüşe göre de 1353. Yani 13 yıl arada bir fark var. Doğduğu kaynaklarda zikrediliyor. Esas adının da Numan olduğu ama Osmanlı arşiv belgelerinde, yani tahrir dediğimiz, evkaf dediğimiz, kadı sicili dediğimiz belgelerde esas adı da Hacı Bayram. Ama menakıbnamelerde Numan olarak zikrediliyor ve sonra Sonuncu Baba Hazretleri, yani Mürşidi tarafından Bayram adının verildiği de menakıbnamelerde ve tasavvufi kaynaklarda zikrediliyor. İki kardeşi vardı, Safi İbdin ve Abdal Murat. Ama bunların hayatlarıyla ilgili kaynaklarda bir bilgi yoktur. Hatta Çankırı'da bulunan Abdal Murat'ın Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kardeşi olduğu zikredilse de yaşadıkları tarih örtüşmüyor. Sofası köyünde doğduğu için eğitimiyle ilgili bilgi sadece kaynaklarda zikredilmezken Evliya Çelebi hayırlı bir rüya başlığı adı altında Er Sultan'dan bahseder. Ankara'ya geldiği zaman Evliya Çelebi de Hacı Bayram'ın gelenin görmesine gider, ziyaret eder. Ziyareti tamamladıktan sonra gece bir rüya görür. Bir evliya. Hocayı bırakıyorsun, gidiyorsun, benim talebimi ziyaret ediyorsun, beni ziyaret etmiyorsun. Bu edep midir diye uyar. O da ya Hazreti sen kimsin? Ben Hacı Bayram Veli Hazretlerine geldim, ziyaret ettim. Şehrin büyüğü. Ama siz kimsiniz? Ben Hacı Bayram benim talebim der. O zaman der, ben sana bir elçi göndereceğim. Sabah namazı sonrası beni ziyarete gel. Hemen duşur abdesti alır, sabah ezanına kadar ayakta kalır. Hacı Bayram Veli Hazretleri korkar. Rüyasına girdiği için. Sabah ezanında bir zat gelir. Pir-i Fani ama diyor elinde tuttum, elinde kemik yok. Beni diyor türbesine götürdü, ziyaretini yaptım. Erzurum'dan bugün Ankara'ya yolunuz düşerse Havlaş Mahmut vardır. Ankara Sebze Halim'in yakınında. Kutberi Mescid dediğimiz Havlaş Mahmut Mescid'e. Ki orada türbesi vardı. Sadece kaynaklarda Havlaş Mahmut'tan bahsedilir. Ama Havlaş Mahmut'un da kanaatimizce bizim zahir ilimlerinde hocası oldu. Ama Evliya Çelebi kendisinin kadiri olduğunu bahseder. Evet, evet. Şeye riayet edeceğim efendim, Füsre'ye. Hacı Bayram Veli Hazretleri Melike Hatun vardı. Yeni cami yapıldı Ankara'da. Eski Sultan Meydanı'na, sonra Hergele Meydanı'na, İtfaiye Meydanı'na. Onun adı verildi ki Sultan 3. Ali Hazretleri'nin kızı. Onun yaptırdığı Kara Medresesi'nde, Melike Hatun Medresesi'nde müderrislik yaparken Sonuncu Baba'nın davetiyle ve intikali, yani ona gönül bağlı, tasavvufta biatı diyelim, el alması, ona tabi olması, görüşler farklı farklı. Kayseri, Ankara, Bursa, Aksaray. Bir de hocam Mersin değil mi? Adana. Askeriyenin şeyinde farklı güzergahlar gösteriyor. Nasıl intisap ettiğine dair. Tabi bu konuda bundan anlatacak olursak bir kitap niteliğinde. Ama Hacı Bayram Veli Derneği'nin bir sitesi var. Orada Mustafa Hocam'ın da olsun, Ali Bey'in de olsun. Bu konuda uzman arkadaşların sohbetleri var. Kitaplar PDF formatında yayınlanmış durumda. Orada bu bilgilere ulaşabiliriz. Tabii evlatlarıyla ilgili kısa bir bilgi verelim. Bilinen belgelerde adı geçen Ahmet Baba, Ethem Baba ve İbrahim Baba'nın isimleri bizzat Osmanlı arşiv belgelerinde kayıtlı. Kızı Hayrı Nisa ki
Ali ve Müritler'in derneği şef olduğunu ne aldıkları, damla vardı benim bir yavretlerini. Aynı zamanda Kastamonu'da inşaat edelim de diğer kızının beyi oldu ve Ali Bayram Melazi halifelerinden olduğu zikredilse de bu konuda yeterli bir bilgi yok. Tabi eser bırakmadı, yazılı eser derken ama şiirleri var yani özel. Bir şiir okuyabilirim herhalde değil mi? Şiirle bitirelim. Evet, bitirelim. Çünkü süremizde üç konuşmacımız daha var. Evet. O yüzden yok efendim, denmeyeceğim yani bu konuda. Efendim, bilmek istersen seni can işle ara canı. Geç canından bul anı, sen seni bil sen seni. Kim bildi efalini, o bildi sıfatını. Anda gördü zatını, sen seni bil sen seni diye şiiri devam ediyor. Meşhur bir kelam vardır. Kim bildi kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı tanır. Yani kendini bilmek, kendini bilmek derken de bu adını soyadını değil de kendi nefsini, yani nefsinin zalimliklerini tanımak, aksi, eksi taraflarını bilerek hareket etmek, ona göre bir müşide teslim olmak. Tabii kendini bilmek de ancak bir müşide kâdirin eğitimiyle mümkün, yoksa şeytan da nefisle dahil olur, acaba kim kimle dans ediyor fark ederler. Teşekkür edelim hocam. Efendim? Teşekkür edelim mi? Tabii efendim. Peki. Abdülkadir Erdoğan'a da teşekkür efendim, ediyoruz. Efendim, çok mutluyum. Abdülkadir'e helal edin. Kısa sürede daha buraya girmemiştik ama. Böyle. Yani bu tür panellerin kaderi onun için hepinizin anlayışına sığınıyoruz. Sırada Ali Kılcı Bey var. Ali abi hazırsa hemen onunla da devam edebiliriz. Sunum burada değil mi? Yani sunumları oraya mı yüklediniz arkadaşlar? Sunum oradaki bilgisayar da açık. Soy tırla devam edelim. Sunum açık. Şu elindeki bundan da biraz devam edersen. Tamam. Burayı görürsün, sözü de geçersen daha rahat. Tekke'nin çilehanesi bir problem olarak duruyor. Ben bu problemin çözülmesi için gündeme getirmek istiyorum burada. Kısa bir girişi yapacak olursak, Anadolu'daki ve Türklerin genel İslamiyet'e girişi tasavvuf yoluyla olmuştur. Bizim yani Osmanlı sonuna kadar ağırlık olarak şeylerimiz tasavvuftur. Dolayısıyla Akşemsettin'e gelecek olursa, Akşemsettin'de bu yolun yolcusudur. Önce alim olmuşlardır bütün bu hocalar bunlar. Ondan sonra tasavvufa yönelmişlerdir. Ve bu şeyi en iyi anlatan şeylerden birisi Zeynep'in Hafi'nin bir aşk bütlüğü yaptık, diğer Rum'u attık. Yani Anadolu'nun İslam olmasının özünü bu sözde bulabiliriz. Çilehanelerden şey yapın, evdeki çilehanelerdeki çilehanelerin genel özellikleri var. Yani bir değer, bir kişi bir şeye gidip ondan el alıp vermiş olduğu zaman erbayene girer. Yani çilehanede 40 gün geçirir. Çilehanelerin özellikleri işte burada Rusya'lı, Hüsamettin Rusya'yı anlatmış. Küçük ve dar, alçak, tenha yerde olacak. İçine kimse bir kişi sığacak. Dolayısıyla daracık bir yerler, bir çilehaneler, şeylerin, müritlerin şey görüntü, şey, çile şey.
Çin halinde en eskileri bilebildiğimiz Orta Asya'dan geliyor. Anadolu'ya İslamiyet'i yaymaya çalışan Şeyh Ahmet Yezevi'nin tekkesi var. O tekkesindeki Çin hali burada 3 numaralı yerde olduğu gözüküyor. Aşağıda 3 numara yer alıyor. Çin halisi öyle diyemiş. Şeyh Ahmet Yezevi Peygamberimizin 63 yaşında öldürüyor. Şey yaparak bilerek 63 yaşından sonra dünyada yaşamıyor, çilehaneye yiyor, bütün hayatı ölene kadar bir çilehanesinde geçiyor. Anadolu'daki bilinen en eski çilehane, eski Seyit Fatih Külliyesi'nde. Caminin önünde ki bu şeydir, en altısında gözüküyor. Üçten ve içten çilehanenin görünümleri. Hacı Bayram'ın veliğinin el aldığı Somuncu Baba'nın çilehanesi, biz yani Ahşemseddin'in çilehanesinin nasıl olması gerektiğini de düşünüyorduk. Onun için bize örnek olacak bir çilehane, Aksaray'da bu ki onun çilehanesi. Çilehane yer altına yapılmış. Bir tünel şeklinde bir sonra eklenen mescit var. Ama esas çilehane yerin altında. İskit'teki evdeki çilehanede bu plana benzer bir şey olması lazım. Onu örnek olarak gösteriyorum. Yine Tomucu Oba'nın Bursa'da Hacı Bayram Veli'yle birlikte gittiği Bursa'da şehirlik yaparken çilehanesi var. Şeyden sonra sonra. İçine hale günümüzde kadar gelmiş. Daha sonra İçine hale Hacı Bayram Veli'nin tekkesinde bulduğu İçine hale caminin altında bu burası. Ve Akşehir Seddi'yi bunu da eğitiyor. Burası yer altı, caminin altında bir ön mekan var. Yan tarafta abdest alma yeri var. Ve 4 tane hücre var. En sondaki Hacı Bayram Veli'nin. Yanındaki de Akşemseddin'in çilehanesi. Çilehanenin içinde görünürler. Akşemseddin ve Hacı Bayram Veli'yi bir yol gösteriyor. Diyor ki işte sen mümkün olur az yiyip içeceksin diyor. Ve bu haftada bir kaşık Sirkiye kadar iniyor. Bunu da görünce şey Hacı Bayram Veli diyor ki sen diyor, ya diyor, sen diyor, niye nice diye iadet edersin diyor, akıbet olur, nur olursun da diyor, vefat edince sen biz burada da mezarında da göremeyiz diyor. O şekilde olarak sayıflanmış. Benzer başka çilehaneler var. Bu Ereğli'de Şeyh Şahabettin Tüfeli çilehanesi. Yine Amasya'da çilehane camisi var. Bu caminin bir bölümü. Çilehane, Türkiye'deki en böyle bilinen detaylı, geniş çilehane burası. Somuncu Baba'nın dairinde de bir veya belki oğlunun bulduğu bir çilehane var. Bu da toprağa oyulmuş ama sonra da yakın zamanda bu önündeki sofradaki ekleri yapılmış. Yine Çanakkale'de Hacı Bayram'ın müritlerinden Yazıcızade'nin şeyi var. Yazıcızade yalnız burada bir kimseye eğitmiyor, kendisi için bu çilehane. Bu da yine yer altına oyulmuş bir çilehane. Evet, oranın planı, Yıldızlar'ın. Yine Bursa Üstelik Külliyesi'nde şimdiye kadar gördüğümüz çilehaneler hep yer altındaydı. Burada yer üstünde bir çilehane, en alttaki görülen kısım ve fotoğrafta da sağ kenardaki çilehane yukarıda, dıştaki bir mekandan ibaret.
Yine İstanbul'da bir çilehane mescidi var. Tokat'ta çilehane camisi var. Ve Akşemseddin'i zaten hocam anlattı. Akşemseddin'in burada şey yapıyor, geçelim. Akşemseddin'in evlilikteki çilehanesi. Burada planda görülen işte sağ üstte camisi var. Caminin hemen karşısında çilehane gözüküyor. Ve sol tarafta da türbeler mevcut. Çilehanenin caminin önünden görünüşü karşısında köprüden sonra diye çilehane. Bu tekkeleri açıkken faal bir muhakkak. Tekkeleri kapatıldıktan sonra kendi haline kalıyor burası ve daha sonra birisi büyük haline geliyor. Üstüne samat yaptırıyor. Maalesef günümüzde öyle. Ara ara böyle kazılmış, temizlenmiş hali mevcut. 2011'de hali yıldaki haline çekmiştik burası sağ tarafta. Maalesef bir süreçte gölgelik halini de burada görüyoruz. Ve sonuç olarak esas, şimdi burada mülkiyet meselesi var. Bunun idari olarak çözülmesi gerekir. Daha önceki kaymakamlarımızda bu işin şeylerle çalışmalar yapmışlar. Fakat mal sahibini bir türlü ikna edememişler. Buna bir çözüm yolu bulunup bu samanlığın, bu şeyin buradan kaldırılması lazım. Yeniboğul'daki ama şeydeki, Dayende'deki sonuncu baba çilehanesi gibi bir çilehane burada ortaya çıkacağı muhakkak. Önce bir işte şey kaldıracak, temizlik yapacak ve çilehanenin tamamı bir görülecek yani. Çilehanenin bütün olarak simyaları kazıldığı ortaya çıkarılmak. Bu büyük bir yani sorumluluk olarak üzerinde duruyor. Bunun muhakkak hallolmasını umuyorum. Herkese saygıyla selamlar. Çilehane ile biz bağ kurabilirsek çözümü olur. Son zamanlarda dünyadaki gelişmeler, tabii son zamanlar derken belki son 2-3 asırdır kapitalizmin yaygınlaşmasıyla beraber insanlar insanlıktan çıkmaya başlıyorlar. Sonra doğuya yöneliyorlar. Yani mistik bir şeyler aramaya. İşte Ferrari'sini satan bilge gibi hikayeler ortalıkta dolaşıyor. Çilehane ile modern insan arasında bir bağ kurup belki anlam kazandırabilir. Ali Bey konuşurken bir taraftan da ben kendime pay çıkarttım. Tabii ki bizim kendimize pay çıkartmamız gerekiyor. Yani günümüzde bağlantı kurmadığımız müddetçe sadece anma toplantısı haline bırakırız. Anma toplantısı değil bu. Yani akşam seyredini anlamak lazım. Ben affınıza sığınarak bir iki kelam etmek istiyorum. Çünkü genellikle işte ben de dinleyici olarak çok oturup dinlediğim konular benzeri konular. Bugünle bağlantı kuramadığımız müddetçe anlam kazanmıyor zihin dünyamızda, gönül dünyamızda. Günümüz toplumunda problemler var. Problemlerle Akşemseddin arasında bağ kurabilir miyiz? Yani Akşemseddin ne yapmaya çalışıyor, ne mesaj vermeye çalışıyor? Biz felsefe eğitimi aldık. Felsefe eğitimi aldığımızda Sokrates'ten başlatıyorlar. Yani iyi insan olmanın en önemli tartışma hareket noktalarından birisi. Alın size iyi insan olmanın önemli odak noktalarından birisi. Yani iyi insan... Şu anda iyi miyiz? İşte ahlak problemi yaşıyoruz, çöküyoruz. Pek çok şikayetlerimiz var. Onun için ilham olsun. Ali abinin söylediği böyle bir ilham getirdi. Ben yine konuyu uzatmayayım. Nurettin Tunay Bey'e sözü. Tanay mı? Düzeltmesin de yapalım. Aklınıza sığınarak. Ben fazla vakti izahatmak istemiyorum. Çünkü misafirlerimiz evliye gidecekler. Söyleyeceklerimi birkaç ana başlık şeklinde vereceğim. Çünkü Şemruz Yüklü Naplar hakkında kitap yazdım. Kütüphanelerimizde var. Değişik yerlerden bunları bıraktık. Biliniyor. Önce Şemruz Yüklü Naplar kimdir? Akşemseddin Hazretleri'nin 4 halifesinden birisidir.
1436'lı yıllarda Beypazarı'nda Akşemseddin Hazretleri'nin müridi. Oradan halifelik alıyor ve İskilip'te kendi memleketinde görevlendiriliyor ve buraya geliyor. Kendi memleketine geliyor, kesinti kuruyor, işte müştemilatını kuruyor ve faaliyete başlıyor. Peki nereli, kökü nereli? Muhabere'nin Nehir civarından gelen Türkler bunlar. Şeyh Yavuz Hazretleri'yle, Ebu Suud Efendi'yle, bunlar akrabalar arkadaşlar. İskilip'te size söylüyorum, İskilip'te gördüğümüz tüm alimler Muhabere'nin Nehir civarından gelip buraya yerleşen insanlar. Başka kimse değil. Hepsi birbiriyle kök akraba. Şeyh Muzliyettin Attar'ın esas ismine Muzliyettin lakabı Salah galiba acaba ilgili. Salah dünya işlerine ilgili. Çünkü Attar soyadından şunu anlıyoruz. Bugünkü eczacılar o gün işte bitkilerden zaten akşam çekme seferlerinde kalemesi yürüydü. Dolayısıyla bazı kaynaklarda Attaroğlu geçiyor. Bazı kaynaklarda yani babasının da Attar olduğu şeklinde. Bazı kaynaklarda da doğrudan doğruya Attar geçiyor. Ama hangisi olursa olsun demek ki aile eczacılıkla ilgili neyi var? Bir geçmişi var. Tabip görevi demeyin de iyileştirici bazı ilaçlar yapıyor. Bilenler vardı, benim yaşım olanlar bilir. Evvelden eczacılar ilaçları eczanelerde yapardı. Bizim buralarda da yapardı. Yani öyle sentetik ilaçları da fabrikalardan değildi. Eczacı bir hafta sonra kaç ilaçları değildi. Dolayısıyla demek ki 500 yıllık, 1000 yıllık gelenekten geliyor. Şeyh Muzliyettin Attar, Şeyh Yavsu Hazretleri'yle karıştırılıyor. Bilhassa İskilip'li hemşehrilerine söylüyorum. Şeyh Muhittin, Yasin'in biliyorsunuz ismi Şeyh Muhittin. Şeyh Muhittin ile Şeyh Muzliyettin karıştırılıyor. Karıştırıldığı için de bilgi kirliliğine sebep oluyor. Bir örnek vereyim. Şeyh Yavsu Hazretleri'ni İstanbul'un fethinde görevlendiriyor. Şeyh Yavsu Hazretleri İstanbul fethedildiğinde Tebriz'de Anadolu'ya gelmeleri 1460'lı yıllar. İstanbul'un fethi 1453. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Bilhassa araştırmacılara da söylüyorum ben. Herkes birbirinden kopyalama yaptığı için araştırma yapmıyorlar. Muslimiyetle Muhittin'i karıştırıyorlar ve muazzam bir bilgi kirliliyor. Muslimiyetin Attar bize Akşemseddin'in bir hatırası. İki hatırası var zaten eskilikte. Birisi ev biliyorsunuz. Orada evlatları var, burada var, çocukları var. Orada kabirleri var, mezarları var. Birisi de bizim işte Şeyh Muslimiyetin Attar halifesi. Şimdi biz Şeyh Muslimiyettin Attar'ın bir mescidini biliyoruz. Orada bugünkü müftülüğün olduğu yerde bir mescit vardı ama o mescit tabii 500 senelik değil. Yakın zamanlarda yapılan bir mescitti ama harabe halindeydi. Burada bilenler bilir. İçi kireç satıyorlardı, çimento satıyorlardı, depo vaziyetindeydi. Daha sonra burası 1990'lara doğru rahmetli Tavuk Çoca, oğlu da burada, kendi Ahmet Bey de burada. Tavuk Çoca'nın gayretiyle, o zamanki müftülerin gayretiyle, rahmetli Hamdi ağabeyle, o zaman buranın ileri gelenleri bu mescidi satın aldılar. Şahsı mıydı mescid? 1940 yılında vakıflar satmış burayı bir şahsı. Burayı aldılar, burayı Kur'an kursu şeklinde getirdiler. Mustafa Avçar Hoca. Allah rahmet eylesin. Sonra buraya bir isim verilme ortaya çıkmış. Bunu da ben daha sonra Mustafa Avşar Hoca'nın damadından duydum. O da burada bilmiyorum. Tasdik eder mi? Buraya işte hepinizin bildiği Çakmak Dede ismi verilsin denmiş. Şeyh Muzliyettin Attar Mescidine Çakmak Dede. Tabii ki doğru değil. Aslında Şeyh Muzliyettin Attar'ın isminin kaybolmaması lazım. Çünkü 500 yıllık bir insan.
Çakmak dedi kim? Şimdi orada İskilipliler der çakmak dedi. Çakmak dedi bilir. Çakmak dedi mescidin imam hatibi arkadaşlar. 1840'larda o mescidde imamlık yapan Mehmet Kamil bin İsmail isimli bir şahıs. Bu şahıstan dolayı hiçbir işte Kur'an kursu yapıldığı zaman buraya bir isim verelim deyince çakmak dedi verelim demişler ve öyle kaldı. Şimdi Şembus iktidatları bir iki kelime daha söyleyeceğim aklımda sınırak. Belarus Milli Kütüphanesi'nde ismi geçiyor. İkinci Murat zamanında 129 tane alimin isminin geçtiği Hatay'ı bir şaka yok. Yalan söylemeyeyim, yanılmıyorsam. 129 tane ikinci Murat, Fatih'in babasının zamanında bunlardan birisi de Şeyhülislam'ın adı. Diyor ki Arif-i Billah. Arif-i Billah var hocam ermiş ve bu anlama. Yani bu adamları biz biliyoruz ama maalesef unutmuşuz. Anadolu'nun unutulan bir evliyası. Belki İstanbul'da olsaydı bir Ebu Suud Efendi gibi, bir şey yapsa gibi daha şöhretli bir kişi olacaktı. Ama İskilip'te kaldığı için fazla tabii ne yapamamış, açılamamış. Ya bazı rivayetler var, doğru mu yanlış mı bilemem. 40 bin müridinin olduğu söyleniyor. Bazıları diyor ki ya kardeşim o tarihte 40 bin mürid nerede gelsin? Ama şöyle düşünüyorum ben. O tarihte İskilip, bu İskilipleri Kalecik'ten Karga'ya, Kosya'dan Köse Dağı'na kadar olan saha İskilip. Yani bugün gördüğümüz bir avuç derin içindeki İskilipleri. Bu nedenle de benim aklıma 30 bin 40 bin mürid fayet makul geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Son konuşmacımız doktor öğretim üyesi Cemal Ekin hocamızda sözü veriyoruz. Buyurun hocam. Sayın Kaymakamın Devleti Başkanı için değerli hocalarım ve arkadaşlar hepinize selam ediyorum. Siz biraz yukarı kaldıralım. Daha iyi. Evet. Şimdi konuşmacılar konuşmacılar teşekkür ederim. Herhalde bana başlatılmıştı zaten. Tamam. 15 dakika süreniz var hocam. Şuradan başlayayım. Mustafa hocam felsefecilerin sonunun tek iyi olmadığını söyledi. Ben bir gençim de Ataşı'nı anlatırsam herhalde ahirimiz nasıl olur diye akşam seyredeyim. Benim şey ettim. Umarım şimdi bakalım. Şakası elbette. Ben şey ettim. Çok değerli. Şimdiye kadar tasavvufi yönüyle, dini yönüyle çıktı çıkarıldı. Hepsi de Akşemseddin'in hak ettiği değerler. Fakat ben Akşemseddin'in çok önemli bir yarısını, bakın çok önemli bir parçası, bir oranı demiyorum, çok önemli bir yarısını, bence güçlü bir yarısının hekimlik, potacılık olduğunu düşünüyorum. Bunu size anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Herhalde çalışıyorum. Akşemseddin'in bu yönüyle ilgili en hoşuma giden tabirlerden birisi bu. Tabibül Ervah, ruhların doktoru. Birkaç isim daha var ama bu onun çalışmalarıyla ilgili bize çok önemli ipuçları veriyor. Bakalım Tabibül Ervah dışında neleri varmış. Bir başka ismi Tabibül Ebdan, bedenin doktoru. Bir başka ismi ise sırça anılıyor. Sani, yani ikinci lokma. Böylece Akşemseddin'in psikiyatri alanında, tıp alanında ne kadar değer gördüğünü bu sanlarıyla, minvanlarıyla anlıyoruz. Akşemseddin'in çok eseri var. Benim tespit edebildiğim son araştırmalara göre 14 tane eseri var. Şiirleri var, tasavvuf yayınları var,
Ama bunlardan son dönemde biraz daha dikkat çekilmeye başlayan bir eseri var ki, bunu da Türkçe yazmış. Türkçe yazması da çok manidar. Tıpkı hocası Hacı Bayram Bekir gibi, o da Türkçe yazmaya, Türkçe söylemeye özen gösteriyor. Maddeci Hayat, Yaşamın Kaynağı. Ben bu kitabı öne çıkararak Akşemsettin'i biraz bu yönüyle, hekimlik yönüyle tanıtmak istiyorum. Maddetül Hayat, Yaşamın Kaynağı. Burada bitkisel tedavi yöntemlerini sunuyor. Çok ayrıntılı tedavilerine girmeyeceğim elbette. Hem buradakileri sıkmamak hem de konunun genelini anlatmak anlamında. Temel noktası, çıkış noktası ahvâd-ı erbâ, yani su. Yani vücutta bulunan dört sıvıyı çıkarıyor. Buna sağlığın sermayesi, hayatın ana unsuru. Dört sıvı, kan, balyam, sarı safra ve kara sevda diyor. Bu dördünün uyumu kişiyi sağlıklıdır. Bu dört tanesinin bir tanesinin uyumsuzluğu, fazlalığı ya da azlığı ilgili organda hastalığa neden olur diye bir geleneği sürdürüyor. Hipokrat'tan beri bilinen nöroloji, patoloji ve patoloji geleneği sürdürüyor. Maddetül Hayat'ın birçok nüshası bulundu. Bu nüshaları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan dört tanesi 52 varak mevzeli, diğerleri ise 30 varak altı veya üstü. Ama 14 nüshası var. En eski nüshası da 1680-85 arası yazıldığı bilinen ve İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emir'i koleksiyonunda, Ali Emir'in fotoğrafını koydum, çok değerli bir kütüphanesidir. Ve bu kitabın Edirne'de yazılı külliyesinde ders kitabı olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Maddetül Hayat, yani Akşemsettin'e ait kitap, ona ait mi değil mi? Bununla ilgili de yakın zamana kadar çeşitli tartışmalar vardı. Tartışmalar hala devam ediyor ama ona ait olduğunu buna göre tanıtlayan üç tane de kaynak var. Bunlardan Osmanlı şiir tarihini yazan Avrupalı yazar, onun önemli bir hekim olduğunu ve bu hekimliği de Hacı Bayram Veli döneminde öğrendiğini söylüyor. Burası da başka tartışmaya açıyor. Ortada gördüğünüz Maddetül Hayat'ın, yani Akşemsettin'in derlenmiş en değerli toplu kitabının Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından ortaya çıkarılmış, bastırılmış son hali. Yine üçüncü kaynak Taşköprülüzade Osmanlı Bilimleri kitabında uzun uzun bundan bahsediyor. Akşemsettin'in hekimlik yönüyle. Birinci kitaptaki kaynak şu arkadaşlar, şiirde her ne kadar Osmanlı şiiri antolojisi ise de Akşemsettin hekimlik yönüyle buluyor. Maddetül Hayat'ın da girişinde Akşemsettin'in zaten adı geçiyor. Yani ona ait olmayan bir kitapta Akşemsettin'in adının geçmesi pek akla yatkın değil gibi görünüyor. En azından öyle görmenin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Üçüncü kaynakta ise uzun uzun Taşköprülüzade bakın neler anlatıyor. Kaynaktan okuyayım. Taşköprülüzade eserinde otlarımına seslenerek ben falan hastalığın şifasıyım dediğini anlatır. Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Süleyman Çelebi, Sultan Murat döneminde tedavi ettiği bilinir. Yani hekim olmayan birisi Edirne'ye çağrılıp da önemli bir zata hekimlik herhalde yapamaz. Bakın bununla ilgili de güzel bir anekdot var. Bu anekdotu çok uzatmadan okumak istiyorum. Anekdotu anlatan Akşemsettin Halifeleri'nden
İbn-i Müsri Abdülrahim şöyle bahsediyor. Şeyhle beraber hasta olan Süleyman Çelebi'nin yanına gitti. İçeri geldiğimizde sultanın doktorlarının hastanın etrafında olduğunu ve tedavi için ilaç hazırladıklarını gördü. Şeyh doktorlara hastalığının ne olduğunu sordu. Onlar da filan hastalıklar diye cevap verdi. Bunun üzerine şey, Sirsan, herhalde kanser hastalığında hastalığının ilacıyla ilgili tedavi etmeliymişsin. O ilacı ödülüyor. Bu ilacı kabul etmeyen doktorlar hastanın yanından ayrıldılar. Şeyh de bir teyini alıp ilaç isimlerini yazdı, yani reçete yazdı. Kimi kaynaklarda kendi hazırladı, kimi kaynaklarda zaten bu ilaç bilinmiyordu, onları istedi. İlaçları getirdiler, o da tedaviye başladı. Faydası hemen görüldü. Tüm bunlara rağmen hastalığın halini sormadı, hastalığının belirtilerini saymadı. Yani görür görmez anlıyorlar hastalığın şey. Dışarı çıktığımızda bana, eğer sussaydım tedavileriyle o doktorlar görebileceklerdi. İkinci önemli şey, anlatı, yine Şakay'ın tercümesinde açık ötürüm sahibi şöyle diyor. Şeyh Akşemler, Akşemseddin Hazretleri'nin ilmi tıpta maharet tamamiyesi, yani eksiksiz bir usta olduğu, fende eşsiz sınıflamalar yaptığı, alem manada tabi ve ervah, biraz önce isimlerinden biri demiştim, doktoru olduğu ve hastalıklı, hastalığı delalet olanlara şifa dağıtığına ilişkin uzun uzun anlattıktan sonra Hatice'nin kızlarından birini tedavi ettiğini anlattı. Bütün bunlar Akşemseddin'in hekimliğine ilişkin bence şeyleri, tartışmaları giderecek nitelikte kanıtlar. Akşemseddin'e otacı dedim. Gelelim otacılık konusuna. Otacılığı tıbbın henüz emeklediği dönemde yüksel tıp, akılcı tıp çağrıştık şeklinde aşama aşama kaybettiğini görüyoruz. Bir yönde şifacılık halk hekimliğine özdeşleşiyor. İslam sonrası İslami dönemde şamanizm, İslam sonrası Selçuk döneminde, Osmanlı döneminde halk hekimliği şeklinde devam ediyor. Otacılığın tarihlerine baktığımızda Türk Dil Kurumu bunu şöyle açıklıyor. Çeşitli bitkilerle tedavi uygulayan kişiler için halk arasında hekim veya eczacı olmakta kullanılan bir ünlem. Ota, şifalı otlarla tedavi etmek. Bizim o bölgede ota, otarmak dedi. Hayvanı otlatmaya, otarmak tabiri kullanılır. Uygur Maniyes metinlerinde otacı, şifalı otları bilen kişi, hekim. Ben bilinen Türkçe bir kelimenin de geçmişte daha çok bilinen, bundan sonra da daha çok bilinmesini istediğim için çağırıyorum. Uygur Türkçesinde şamanlara da isim veriliyor. Hastalıkları gideren, acıları dindiren, çılgınlıkları saralara yatıştıran, hastalara ilaç yapan kimseler otacı diye anılıyor. Divan-ı Ribati Türk'te Taşgarlı Mahmut'un övündüğü eserinde otacı, hekim, ilaç yapan. Hatta bununla ilgili şöyle bir tabir geçiyor. Otacı közük eniş dedi. Yani otacı göze inen perdeye ilaç koydu. Hekimi tarif ediyor. Kutat bu bilgide ise olar da birisi otacı turur. Kamuk ilk tokaka bu emşirdi. Yani bunlardan birisi hekimlerdir. Bütün hastalık ve ağrıları bunlar tedavi eder. Son olarak tarama sözlüğünde ki derleme sözlüğünün devamıdır. Bundan da tabii ki her zaman olduğu gibi büyük hatalıkla almak gerekiyor. Başlıklar odur. Bakın orada da otacılık, hekimlik, tababet, otacı ise hekim, tabip ve Nurettin Hocam Aktar. Şeyh Müslim'in Aktar da bu otacılığın devamıydı. Onun bir ünvanı, hekim ünvanını devam ettirdiğini görüyoruz. Peki otacılığın gerekeni çok girmeyeceğim ama en eski örneği göstermek istedim. Son bulunan çalışmalarda 7. yüzyıla ait Altay bölgesinde, Kuray bölgesindeki kurganlarda çıkan ölüm hediyelerinin yanında bir kuşak var. O kuşağın üzerinde bu kuşak Otacı General Akgül'ün ibaresidir. Otacı Akgül'ün
etlendirilmiş figürü buydu. Bakın, Otacı aynı zamanlar çok büyük bir, yani üst düzey kişilerin uğraştığı bir alan olarak burada çıkıyor. Peki, buradan şunu da söyleyeyim, ondan sonra geçmek gerekiyor. Çok güzel özetleyeyim. Budist Uygurlar, Maniheist Uygurlar'da özellikle otacılığın önemli bir meslek olduğunu ve iki yönü olduğunu, bakın bu iki yöne çok dikkat çekmek istiyorum. Hem Maniheist'in adamı hem de hekim. Aynı geleneği Şaman Türklerde de görüyoruz. Hem hekim hem Şaman. Aynı geleneği Akşemseddin'e sürekli olarak nakledildiğini görüyoruz. Akşemseddin hem bir tasavvuf ehli hem bir hekim. Böylece kültürel kodların Akşemseddin'e kadar geldiğini gösteriyoruz. Peki Akşemseddin bu hekimlik bilgisini nereden alıyor? Biraz önceki bir kaynakta demiştim ki Bayram Veli'nin döneminde aldığını söylüyor ama tek de bunu onaylayan başka bir şeye rastlamadım. Ama daha çok şuna rastlıyoruz ki Amasya'da bir Darüşşifa var. 1308-1309 tarih uyuyor. Savuncuoğlu Şerafettin Darüşşifası 1873 yılında da burası divanhane olarak, yani günümüzde divanhane, tımarhane, şifası için kullanılmayı biliyoruz. Çok büyük ihtimalle Akşemseddin Savuncuoğlu Şerafettin Darüşşifası'nda hekimlik eğitimini aldıktan sonra ilk görev yeri olan Osmancalı'ydı. Bu Darüşşifadan da biraz bahsetmek gerekiyor. Tam Selçuklu'nun otoritesini kaybettiği, henüz Osmanlı'nın o bölgelere hakim olmadığı, yani Moğol hakimiyeti, İlhanlı dönemine ait bir Darüşşifa, İlhan hükümdarı Olcaytı Mehmet Hanım arası İlhan Hanım'a hanım yaptırdığını biliyoruz. Bu Darüşşifa'yı, bu Darüşşifa'da Savuncuoğlu çok önemli eserler veriyor. 14 yıl tıp eğitimi yaptırıyor burada. Recep Name, 1468 yılında ilk Türkçe deneysel tıp eseri. Aynı zamanda burada müziğin akıl hastaları için bir şifa kaynağı olarak kullanıldığını biliyoruz. Mücerrim Name'den bir minyatür, bu kitabın en önemli özelliği bir sayfası minyatür, öbür sayfası ise yaptığı tedavi açıklığı. Yani aslında minyatür kitaplarının mantığı da o, minyatür yazılanın görsel olarak sunulması. Peki Akşemseddin burada eğitimi aldıysa, şu örnekleri söylemek istiyorum ama bir slide atladı sanki. Savuncuoğlu'na neden Türkçe yazdığını soruyorlar. Çok ilginç bir cevap. Bütün hekimler Türk de ondan diyor. Anadolu demek ki o dönemde öyle. Yani Türkçe yazarak diğer hekimlere rahatlıkla ulaşacağını söylüyor. Peki Akşemseddin bir otacı, bir hekim. Hangi alanlarda çalıştı? Ona bakalım. Üç çalışma alanını tespit ettim. Birincisi, bugünkü anlamıyla mikrobiyoloji alanında çalışıyor. Daha doğrusu mikrobiyolojinin temellerini atan aşamalardan birisi oluyor. Mikrobiyoloji, yakın zamanda bizi sarsan dünya ölçeğinde bir salgına dönüşen virüsler, bakteriler, küfler, mayalar. İkinci çalışma alanı genetik kalıtımın temel molekülü olan DNA ile ilgileniyor. Üçüncü olarak da psikolojik rahatsızlıklarla ilgileniyor. Alzheimer'la ilgileniyor. Bu da Savuncuoğlu Şerafettin'in kitabı. Biraz önceki söylediğim anekdot kurulara doğru tüm ekimler Türkçe ilgili için Türkçe yazmayı tercih ettim diyor. Bununla ilgili Akşemseddin'in katkısı ne bu alanlara? Hemen ondan bahsedeyim.
Mikroskop 1590'larda bulunuyor. Mikroskop bulunmadan önce gözle görülmeyen canlıların tespit edilmesi mümkün değil. Bunlar şüpheleniyorlar. İşte o şüphelilerden bir tanesi de Akşemseddin. Bakın Akşemseddin'e varmadan önce 16. asır önce bizden Roma'da Marcus Terentius şöyle bahsediyor. Bataklık çevresine yerleşenlere diyorum. Buralarda havada süzülerek ağızdan ve burundan vücuda giren ve böylece ciddi hastalıklara sebep olan gözle göremediğimiz küçük hayvanlar var mı? Şüpheleniyor bir şeyler mi? 6. yüzyılda Caivinizm öğretisi uzak doğuda toprakta, havada, suda da ateşte gözle göremediğimiz çok küçük yaratıkların var olduğunu ileri sürüyor. Gelelim 10. yüzyıla, İslam dünyasında Zekeriya el-Razi kızamık meselesinden bahsediyor. Fermantasyonu biliyor. 17. yüzyılda, evet çok az kaldı, İbn-i Sina. Hocalar duranan kızlar var. Peki, eğer müsaadeniz varsa 3-5'te. Yani 20 dakikaya çıktık şu an. Peki, hemen devam edip bitireyim. Çok az kaldı. 3 dakika yanmıyorsam veriyordunuz. Öyle mi? Peki. 17. yüzyılda İbn-i Sina bahsediyor bundan. Ve Akşemseddin şöyle tarif ediyor. Marazların, yani hastalıkların insanlarda teker teker peyde olduğunu, yani ortaya çıktığını zannetmeyin diyor. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Bakın tarif ediyor diyor. Cümle marazların sureti nebiyesi hasabiyle nebat ve hayvanlarda olduğu gibi tohumları ve asılları vardır. Örneğin diyor, ot tohumu, ot kökü nasılsa bu da öyledir diyor. Böylece bu ifadesiyle aslında mikrobiyoloji biliminin oluşmasında çok önemli bir merhale taşındı. İkinci çalışma alanı genetik biliminin oluşmasında önemli bir katkı. Babadan ve anadan hırsla intikal eden marazlar var. Bunu önemsiyor, bunun tedavisi için bitki topluyor. Üçüncü olarak da unutkanlık, psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların melankoliyi tarif ediyor. Ve bunların bitkilerden elde edilen karışımlarla sağlatılacağını ileri sürüyor. Şimdi şunu soruyorum. Ben burada Akşemseddin'le İskilip arasındaki bağ kurmak istiyorum. Akşemseddin İskilip'e niye geldi? Birçok yere gitti. Akşemseddin İskilip'e niye geldi? Bunun cevabı var. Elis bize bunun cevabını çok net olarak veriyor. Diyor ki hilafet verileceği zaman geldi. Beypazarı'nda mescit ve değirmen yaptı. Şeyhe talipler geldi. Kesir'de düştük diyerek Beypazarı'ndan göçüp İskilip'e gitti. Peki İskilip'e niye geldi? Hemen sorun bu. Ben İskilip'e gelme nedenini otacılıkla ilişkilendirmesinin buraya çok önemli değer katacağını düşünüyorum. Yani o bölgede çalışma alanına ilişkin olarak çeşitli bitkiler vardı. Başta kantaron olmak üzere. Bununla ilgili aslında tüm kitabını taradığımda bazı bitkilerin de hangi hastalıklara iyi geldiğine dair şeyler, isimler var. Kantaron, karabaş otu, hinduba, hünnap gibi çokça sayacağım bu bölgede kolay bulunan bitkileri topluyor. İskilip'e gelme nedeninin bence en önemli yönü otacılık. Bakın şurası, bunu da gösterdi herhalde. Sağ alt tarafta evlilik, hemen onun yakınında bugün Kastamonu'ya bağlı Denizli Tabiat Parkı var. O bölgenin tıbbi ve aromatik bitkiler için çok önemli bir nokta olduğunu düşünmüş olabilir mi? Bence olabilir. Seçme nedeninden bir tanesi bu. Bir başka şey ise, bunu hızla geçeyim. Hemen toparlıyorum. Bir başka şey ise, Akşemseddin'in bulunduğu yerlerde bıraktığı maddi mirasıdır. Görselde görüyorsunuz, Osmancık'ta medresesi var ama orada görev yapmış. Beypazarı'nda camisi var, 1869'da yıkılmış, 1965'te yapılmış. Gönüllük öyle. Bunların içinde günümüze kadar gelemeyen tek örnek evlilikteki Akşemseddin Mescidi.
Bu yönüyle de maddi mirası da bulundurması yönüyle bence İskilip çok önemli bir değere sahip. Sonuçta söyleyecektim ama vakit yok. Hızla geçeyim. Tam şu noktada Ali Bey'in söylediğine de katkı olsun diye ben şeyi çok ön plana çıkarmak istiyorum. Çilehane'yi. Çilehane'den görüntüler, bakın burada bir yapı kalıntısı var. Yani burada yapı olduğuna dair o kadar çok iz var ki bakın derzler görünüyor. Peki nasıl bir çilehaneydi? Üç çeşit çilehane var. Bağımsız çilehaneler, bir yapıya bitişik ya da altında çilehaneler veya doğal oluşumların bir parçası olan çilehaneler. Cemal Hocam, ben bunun bağımsız bir çilehane olduğunu düşünüyorum. Kesmek istemem ama yani konuşmanız çok hoş. Salon yoruldu. Diğer hocada verdiğim süreyi geçtik. Lütfen son cümlenizi söyleyin, kapatalım. Peki, kapatalım. Akşam Sekti'nin çilehanesinin bağımsız, müstakil bir çilehane olduğunu düşünüyorum. En kısa sürede buraya yatırmasını, bütçe ayrılmasını ve buranın da çok önemli bir destinasyon merkezi olma noktasında çilehanenin ortaya çıkarılmasını diliyor. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. Evet, Cemal Ekin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yani affınıza sığınarak müdahale etmek zorunda hissettim. Çünkü Mustafa Hocam'ın anlatacakları heyecan verici, Abdülkerim Hoca'nın anlatacakları heyecan verici, Cemal Hoca'nın anlattıkları da heyecan vericiydi. Şimdi haksızlık olmasın diye ki 5 dakika fazladan zaman kullandınız. Ben bir bilgi daha paylaşayım. Cemal Hoca ben az kullanırım zamanı demişti. Onun için affına sığınarak müdahale ettim. Şimdi Akşam Seddin'in Hayatın Maddesi Sağlam Sermayesi kitabını çevirisini yapan arkadaşımız Zülfü Perdeci burada dedi Mustafa Hoca. Zülfü Bey emeğine sağlık. Bir ayağa kalkın, bir salon görsün en azından. Bunlar çok emek isteyen şeyler. Yani biraz önce Mustafa Hoca'ya da söylediğim gibi muhtemelen Cemal Hoca bu anlattıklarını kitap haline getirmiş midir, getirecek midir? Şimdi 14 aylık müsaade var. İnşallah. Onları da yayın olarak görmek isteriz. Bu toplantıların başlamasını ve sürdürülmesini tabii ki gönüllüler sağlıyor ve yetkililer de destek veriyor. Ben hepsine şükranlarımızı sunmak istiyorum. Fikret Kısar bir kaza geçirmiş. Buraya gelmek istediği halde gelememiş. Yakınlarından da vefat edenler olmuş. Selamlarını iletmiş. Ali Bey bu notu da paylaşmamı istedi. Zülfü Bey'i söyledik. Ben bir oturumda tabii ki sabırla dinleyen dinleyicilerin bir takım soruları olduğunu da, soruları da almak gerektiğini de nezaket gereği önemli olduğunu düşünüyorum. Vakit çok geçti. 5 konuşmacımız var. En fazla birer soru alabiliriz. Ama rica ediyorum yani konuşma yapmaya söz hakkı almayın lütfen. Çünkü konuşma yapıldı zaten. Buna biz korsan bildirin diyoruz. Burada olacağını zannetmiyorum ama yine de ben uyarmak istedim. Sorunuz varsa soru ile başlayalım. Sayın Hocam, hepiniz İskilip'e hoş geldiniz. Ben İskilip'te ev yolu hesabı yapan, aynı zamanda İskilip'in yine kültürü ile aspektleri. İsminizi bir alın. İsmim Ahmet Küyük. Ahmet? Küyük. Kastamonu, Ünye, Yozgat. Tamam. Şimdi Çilehane olayı Ali Bey hocam şey yaptı. Şu anda zaten şey olarak hep Çilehane'ye dönüştük. Onun kişatlar şeyiyle. Nurettin Hocam coğrafyacıdır. Şimdi İskilip'in, Akşam Seddin Cevar Hocam'ın da belirttiği gibi buraya endemik bitkiler üzerine gelmesi, burası Kuzey Anadolu hayatının üzerinde bir. Ben İskilip'te Tarım Derneği'ni kurmaya teşekkür ederim. Derneği'ni Türkiye'de ilk olan, derneği kuran kişilerden birisiyim.
Burası bir aroma kuşağı üzerinde. Yani eski bir aroma kuşağı üzerinde bir yer. Buradan alacağınız bir meyveyi gidin Çankırı'nın demeyin de ya da Amasya'nın kuzeyine çıktığınızda aynı meyve. Bugün işte tescilli meyveler mesela Akbaba'sız kiraz. Orada yiyin, burada yiyin. Aradaki farkı sıradan bir insan alabilir. Bunun için Akşemseddin Hazretleri de böyle bir kuşağı tahmin ederek demek ki coğrafi haritada Kastamonu'daki vadi, İskilebi, burada Karlıyada dediğimiz buradan Osmanlıcık ve Tokat istikametindeki Kerkük Vadisi'ne doğru giden bir kuşak var. Bu kuşağın değerlendirmesini istiyorum. Şu şekilde istiyorum. Buraya yüksek okulumuz açılırken halktan bilgiler istedi. Nasıl bir şey olsun diye. Bunda ilk talebi buraya tıbbi ve aromatik bilgiler bir bölümü açılsın istemiştim. Bunun bir örneği Dumbunlar Üniversitesi'nde Gediz'de var. Orada Murat Dağı var. Bu tür bitkilerin yoğun olduğu yer. Burada da böyle bir iklim geçiş bölgesi olduğu için yüksek okulumuza böyle bir bölümün kazandırılması aynı zamanda bugün dağda ve İskilip'te büyük bir göç var. Tarımsal alanlarımız terk ediliyor. Vatandaşın da buna yönlendirilmesini, burada doğal olarak yetişen meyan kökü var, kantoran var, bunun gibi daha bir sürü değerlendirilmesi yönünde buraya okulumuza böyle bir bölüm açılması böyle bir şey. Teşekkür ederim. Evet, bunu da kayıtlara almış olalım. Teşekkür ederiz kıymetli bir katkı. Evet, arkada bir arkadaşımız. Mikrofonu verelim, bir saniye. Mikrofonu verelim. İsmim Ahmet Avşar. Demden Nurettin Hocam'ın bahsettiği Tavuş Hocam oğluyum. Fikret Bey'le ilgili bir kazadan bahsettiniz de öyle falan yok. Öyle değil. Yok. Yok. Kendisi. Kendisi. Burada. Bak bir kaza. Öyle söyledim istedim. Bu notta öyle yazıyor. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Yani. Evet. Zaten kendi arabasıyla gelecekti. O yüzden arabası yok. Ha ayrıca yakınları başka bir isim. Ben isim bir arada söylediğim için. Başka soru var mı arkadaşlar? Lütfen. Cemal Hoca'nın katkı olsun diye belki de var bunun kararısı ama siz de duymuş olur diye. Akşemseddin Hazretleri'nin makamına gelecek olan postmişin olacak olan İbrahim Kenuri Hazretleri affedersiniz kabzlı hastalığına mı tutuyor? Bir türlü tedavisi mümkün olmuyor. Kayseri'den merkebe biniyor. Evlilik köyüne geliyor. Tandır yapmışlar, ekmek yapıyorlar. Bir şirket içeri gidiyor. Yani, tandırda tedavi ediyor. Yarım saat, 45 dakika, bir saat. Tandır. Tendon aynısı, aynı şey var, Farsça bir kelime. Ondan sonra böyle bir yöntem oluyor. Bu şeyhlerin, kamil insanların böyle sünnetleri var. İbrahim'in kenuri lafzı oradan geliyor. Hem ten, nur, hem de tandır kelimesi, bir bozulmuş şekli o. Aynı manaya gelen şeylerdir. Böyle bir tedavi yöntemi, yani kabızlık hastalığı var. Otacılık vesaire meselesi. Amasya'daki aldığı eğitimle alakalı. Taşköprü İzade'den falan örnekler verdi hocam. Hepsinin kaynağı en iyisi. Yani bir numaralı kaynak o. Hepsi bunlardan aktarıyor. O diğerlerin orijinal bir şey yok, bilgi yok yani. Evet, teşekkür ederim. Evet, son olarak sanıyorum sunucu arkadaşımız da burada. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı iyi günler dileyip oturumu kapatmış oluyoruz. Değerli hocalarımıza kıymetli ve engin bilgilerini bizlerle paylaştıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın konuklarımız programımızın bu bölümünde değerli katılımcılarımıza bugünün anısına hazırlamış olduğumuz katılım belgeleri verilecektir. Konuşmacılarımıza katılım belgelerini takdim etmek üzere
İlçe Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat'ın teşriflerini arz ederim. Panel Başkanımız Doçent Doktor Sayın Fahri Atasoy'u katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Panelimize konuşmacı olarak katılan doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Taççı'yı katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Panelimize konuşmacı olarak katılan öğretim görevlisi doktor Sayın Cemal Ekin'i katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Sayın Abdülkerim Erdoğan'ı katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Panelimize konuşmacı olarak katılan arkeolog araştırmacı yazar Sayın Ali Kılcı'yı katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Panelimize konuşmacı olarak katılan Sayın Nurettin Tanay'ı katılım belgesini almak üzere davet ediyorum. Şimdi bir toplu fotoğraf alalım. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza hediyelerinin takdimini yapmak üzere Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Hazır'ın teşriflerini arz ederim. Katılımcılarımızı sahneye alalım. Sayın Doçent Doktor Fahri Atasoy, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Taççı, Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Cemal Ekin, Araştırmacı Yazar Sayın Abdülkerim Erdoğan, Arkeolog Araştırmacı Yazar Sayın Ali Kılcı, Araştırmacı yazar Sayın Nurettin Tanay. Sayın Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi toplu fotoğraf çekimi için sahneye alıyoruz katılımcılarımızı.